Profesör Doktor Kayhan Pala hocamızla konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Hocam her gün yeni bir açıklama geliyor. Bayram sonrası öncesinde uyarılarınızı yapmışsınız. Bayramda o beklediğimiz görüntüler oldu ve bir kez daha 1000'in üzerine vaka çıkmış oldu. 900'lerde seyrediyorduk. Önce bu yeni tablodaki yorumunuzu alayım. Sonra Ankara'da ve diğer yerlerdeki yoğun bakımlarla ilgili önemli sorularımız var. Şunu söylememiz gerekir ki henüz bayramın etkisini görmedik. Bayramın etkisini önümüzdeki günlerden 2 haftaya kadar olan zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda gördüğümüz son 3-4 gündür sıklıkla dile getirilen olgu sayılarındaki artış bundan önceki toplumsal hareketliği artıran girişimlerden kaynaklanıyor. İşte bir yandan İstanbul'da sizin de bildiğiniz Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, öte yandan tatil yerlerinde insanların fiziksel uzaklığa dikkat etmeyerek uzun süredir bir araya gelmeleri gibi nişanlar, düğünler ve benzeri sosyal etkinlikler sonuç olarak bizi bayağı sıkıntıya sokmuş görünüyor. Hocam şimdi Ankara'dan 2 farklı açıklama var. Biri haberimizde de izledik, biri tabip odasından gelen açıklama. Yoğun bakımlarda, servislerde artık yatakların dolu olduğu, hatta sedyelerin üzerinde hastaların bekletildiğine ilişkin. Diğer açıklama Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen bir açıklama. Hayır, doluluk oranı böyle değil ama bunu yaparken de Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamasında artık bu boş yoğun bakım yataklarının diğer yerlerde de boşaltılması ve sadece COVID-19 hastaları için ayrılmasını söylüyor. Bir taraftan da aslında tabip odasıyla paralel bir açıklama yapmış oluyor. Tüm bu açıklamaları sadece Ankara özelinde değerlendirerek değil ama tüm Türkiye genelinde Türk Tabipler Birliği aldığı bilgilerle nasıl yorumluyor? Sizin elinizde hangi bilgiler var? Şimdi Türk Tabipleri Birliği ağından gelen, meslektaşlarımızdan, tabip odalarından gelen bilgiler son 1 hafta 10 gündür olgu sayılarında önemli bir artışı gündeme getirmişti. Bunu da değişik tabip odaları ve merkez konseyi yetkilileri toplumla paylaşmışlardı. Ama bunun yanı sıra valilerden gelen ve işte bir takım sağlık müdürlüklerinin yayınladığı bilgilere bakacak olursanız zaten olgu sayısında ciddi bir artış olduğu çok net görünüyor. Sizin de bildiğiniz gibi örneğin Malatya valisi, Rize valisi, Erzurum valisi yaptığı açıklamalarla bakanlığın bildirdiği rakamlarla kendi illerindeki günlük olgu sayıları arasındaki farklılığı gündeme getirmişlerdi. Daha doğrusu onların bu açıklamalarından sonra bu farklılık ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra örneğin bir bilim kurulu üyesinin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki acile artık üçlü sayılarla her gün olgu girişinin, olası olgu girişinin olduğunu söylemesi de Ankara'da da ciddi bir artışın olduğunu çok açık olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla artış var mı yok mu tartışması şu an için bence geçersiz bir tartışma. Şu anda da ilk günde olduğu gibi aslında biz bu salgının yükünü nasıl azaltabiliriz, nasıl daha az insanları hastalandırabiliriz, nasıl daha az insanın ölmesini sağlayabilirize odaklanmak gerekir. Kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor artık bu tartışma bence gereksiz uzamamalı. Çünkü toplum zaten eğer kimin söylediği doğru, kimin söylediği yanlış konusunda bir noktaya varmamışsa bundan sonra bu yalnızca kafa karışıklığına yol açacak. Oysa benim burada özellikle vurgulamak istediğim Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu verilere ilişkin bir kuşku, bir tartışma ortamı yaratılması toplumun duyduğu güveninde azalmasına yol açmış görünüyor. Burada özellikle sağlık okuryazarlığı düşük olduğu bilinen toplumumuzda bu salgına karşı bir de risk algısını yükseltmek yerine bir takım olanaklarla işte ucuz tatil kredileri, erken açılmalar ve sanki bir şey yokmuş gibi bir takım açıklamaların yapılıyor olması insanların risk algısının da yükselmemesine, artına düşmesine yol açtı. Yani o sahillerde benim de tanık olduğum televizyonlardan, gazetelerden gördüğümüz kesinlikle fiziksel mesafeyi korumaksızın bir araya gelmek ya da bir takım toplumsal etkinliklerde, nişan, düğün ve sosyal etkinliklerden söz ediyorum. Sanki böyle bir salgın yokmuş gibi davranmak gerçekten bize ağır bir fatura ödetebilir. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bugün biliyorsunuz uluslararası ajanslar bir hesabı da ortaya koydular. Yani dünyada her 15 saniyede bir insanın bu hastalık nedeniyle öldüğüne ilişkin veriler de var. Üstelik pandemi Temmuz ayı içerisinde rekorlar kırarak hem ölüm sayılarında hem olgu sayılarında bütün dünyada karşımıza geliyor. Bu koşullarda sanki pandeminin Türkiye'ye ciddi bir etkisi yokmuş gibi davranmak yerine gerçeklerle yüzleşip insanlara gerçekleri il ve hatta ilçe bazında açıklayarak sorunlarımızı masaya yatırarak hep birlikte mücadele etme zamanıdır. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 haftanın bu süreci daha da zorlaştırabilme olasılığını da şimdiden öngörmek gerekir.
Hocam bu iki hafta sonra daha zorlaşacak bu ortamda sizin söylediğiniz şeye dikkat çekelim o zaman. Nasıl daha fazla insan koronavirüsle karşı karşıya gelmez, insanları nasıl koruyacağız? Peki 81 il valiliğine bir genelge gitti. Bu genelgede de bir pilot il seçildi. Burada COVID-19 testi pozitif çıkan hastalar evde takip edilecek. Onların takiplerinde de 7 gün temas ediyorlar mı, dışarı çıkıyorlar mı? Tüm bunlara bakılacak. Bu çalışmayı nasıl gördünüz? Bu diğer illerde yaygınlaştırılabilir mi? Bir de geçirdiğimiz bu süre içerisinde COVID-19 testi pozitif çıkıp, yani COVID-19 hastalığına tanı konmuş kişiler ağır hasta olmayıp evlerinde eğer tedavi süreçleri devam ediyorsa, bu süre içerisinde gerçekten kontrol edilebildiler mi? Bu artışlarda buradaki boş bırakılan yerlerin de bir etkisini gördünüz mü? Bu sorulara yanıt verebilmek için elimizde veri olması lazım. Filyasyon verilerinin hiçbirisini biliyor değiliz. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı maalesef bunları açıklamadı. Ama filyasyonun, yani hastalığın kaynağını bulup temasların belirlenmesi ve temaslara test yapılması risk gruplarıyla birlikte eğer gerçekleştirilemezse, 4,5 aydır bunları söylüyoruz, hastalığın yükü artarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Çünkü bu hastalıkta bulaşı engellemenin temel yolu kimin hasta olduğunu saptayıp hem onu tedavi edip hem de sağlıklı insanlardan ayırmaktan geçiyor. Dolayısıyla daha fazla test yapıp, daha fazla risk grubunu kontrol altına alıp insanların o risk grubundaki ve hastalığı taşıyanlarla bir araya gelmesini önleyecek önlemleri gündeme getirmek gerekir. Burada da asıl lokomotif gücün Sağlık Bakanlığı olması beklenir. Ama son zamanlarda burada ne olduğuna ilişkin bilgiler yeterince elimizde yok. Dolayısıyla burada hangi filyasyonda sanıcın ne olduğu, nasıl bir izlem yaratıldığı hiç bilmediğimiz bir şey. Ancak ben hastaların evde takip edilmesi meselesinde özellikle hekimlerin sorumluluk alması gerektiğini ve dünyada tartışılan bir ilacın sıklıkla kullanılmasına ilişkin sürecin de bilimsel olarak değerlendirilmesinin zorunluluğunu bir kez daha anımsatmak isterim. Evet. Hocam peki pandemi hastanesi ilan edilmişti hastaneler. Sonra da süreç değişince farklılaşmıştı. Bugün geldiğimiz noktada hastane kapasiteleri bu kadar yoğunken yine tüm kamu ve özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesi gibi bir durum gerçekleşir mi? Bu da mümkün müdür bu saatten sonra? Gerek de var mıdır? Şöyle, hastalığın yeni olgu görülme sıklığına bakarak illerde durum değerlendirmesi yapmak gerekir. Bazı illerde yoğun bakım yataklarında ve hasta yataklarında sıkıntı yaşandığına ilişkin hem meslektaşlardan aldığımız geri bildirimler var, hem de resmi kurumlar ve bilim kurulu üyelerinin bazıları da bunları söylüyorlar. Dolayısıyla bu gerekebilir gerçekten, belki bütün Türkiye için değil ama özellikle hastalığın yoğun görüldüğü ve bulaş hızının giderek artış gösterdiği illerde böyle bir yaklaşımın, böyle bir önlemin almasında büyük yarar olabilir. Hocam şu an Sağlık Bakanlığı bir politika değişmesine gitti mi? Sizin böyle bir gözleminiz var mı? Ağır hastalar dışında artık evde tedavi yöntemine mi tamamen geçilmiş olacak? Zaten bir süredir böyle miydi? Şöyle, iki gün önce açıklanan yeni filyasyon yaklaşımında öncelikle olumlu bir gelişme var, onu söyleyelim. Bizim 3 aydır, 4 aydır söylediğimiz temaslara test yapılması yaklaşımını bakanlık nihayet benimsemiş görünüyor, kağıt üstünde de olsa. Ama bunun uygulamasına bakmamız lazım çünkü bu gerçekleştiği halde, örneğin bugün bir hekim meslektaşımızın kendisinin takip ettiği bir hastanın temaslarına henüz test yapılmadan ilişkin bilgiler de var elimizde. Ama temaslara mutlaka test yapılması lazım. Burada bir politika değişikliğine ihtiyaç var. Hastaların evde tedavi edilmesine ilişkin herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, hastanın klinik durumuna göre. Çünkü Türkiye, aslına bakacak olursanız, örneğin Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesiyle kıyaslandığında hastanedeki tedavi edilen hasta oranının daha yüksek olduğu bir ülke. Ancak problem şu, biz hafif durumda olan hastaları saptayamadığımız için mi bizde hastaneye yatış oranları yüksek, yoksa böyle bir tedaviyi mi tercih ediyoruz, bunu bilemiyoruz. Veriler yeterince açık olmadığı için. Örneğin kaç kişiye test yapıldığını bilmiyoruz. Test yapılanların kimler olduğunu bilmiyoruz. Kimlerden kastım şu, bunlar hasta mı, temaslı mı, yoksa taranan kişiler mi? Dolayısıyla bu bilgiler olmadan, filyasyon verileri elimizde olmadan Türkiye'deki durumla ilgili çok net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ama gördüğümüz tablo şudur. Olgu sayısında ciddi bir artış var. Özellikle yoğun bakımda yatan ve entübe edilen hastaların aşılanmasından kaçınılması ağır hastalarla ilgili durumu değerlendirmemizi zorlaştırıyor. Çünkü daha önce 4 aydır elimizde olan verileri bugün karşılaştırabiliyor durumda değiliz. Ama sizin de bildiğiniz gibi yoğun bakımdakilerin sayısının açıklanmasından kaçınıldığı günlerde
aktif hastalar içerisinde yoğun bakımda yatanların oranı %12'lere kadar ulaşmıştı. Bu oldukça yüksek bir oran. Dolayısıyla ne durumda olduğumuzu bu veriye bakarak da değerlendirme olanağımız şimdi yok ama Sağlık Bakanlığı'nın ivede olarak bu verileri özellikle bilim insanlarının, meslek kuruluşlarının ve hatta toplumun bilgisini açarak, onlardan da katkı sağlayarak, hem bir eşitlik sağlayarak hem de bir dayanışma sağlayarak bu sürecin yönetimini benimsemesinde yarar var. Burada bir takım aksaklıklar olduğu çok açık. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Biliyorum yoğunsunuz. Hemen bize vakit ayırmaya çalıştınız. Çok sağ olun değerlendirmeniz için. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala hocamızla konuştuk. Hocam yine aynı uyarıları dikkatle altını çizerek yapmaya çalıştık.